Merhaba arkadaşlar, bu videoda eklem çeşitlerinden bahsedeceğiz. Şimdi destek ve hareket sisteminde kemiklerden sonra işleyeceğimiz konudur eklem çeşitleri. Çünkü kemiklerin birbirine bağlanmasını ve hareket etmesini sağlayan yapılardır. Peki nedir eklemler? Eklemleri biz kaç ayırıyoruz? İlk önce buna bakalım. Eklemler 3 çeşit arkadaşlar. Oynar eklem, yarı oynar eklem, bir de oynamaz eklem. Biz ilk önce oynar eklemden başlayacağız. Çünkü bizim için aslında önemli olan yapısının sorulacağı kısım burasıdır. Oynar eklem tam olarak oynatabildiğimiz, hareket ettirebildiğimiz eklemdir. Bizim kollarımızda, bacaklarımızda bulunan eklemdir arkadaşlar. O zaman oynar eklem için şunu yazalım. Vücudumuzda rahatlıkla hareket ettirebildiğimiz eklemdir. Ayrıca arkadaşlar bu eklemde bazı yapılar var. İlk önce bu yapılardan bahsedelim. Daha sonra nerelerde bulunduğunu söyleyeceğim size. Onları da yazacağım. Şimdi eklemlere baktığımızda bakın mesela bacak eklemimizi düşünelim. Bizim dizimizin olduğu kısmı düşünelim. Yukarıda bulunan kemiğimiz kaval kemiği, aşağıda bulunan kemiğimiz uyluk kemiği. Arkadaşlar bu kemikler arasında bulunan eklemimiz oynar eklemdir veya tam oynar eklemdir. Şimdi bu eklemin içerisinde öncelikle kemiklerin birbirine tutunmasını sağlayan protein yapılar vardır. Biz bu yapılara ligamentler diyoruz. Ligament. Bunlar protein yapılıdır ve kemiklerin birbirine tutunmasını sağlar. Daha sonra bu eklemi dışarıdan saran bir zar vardır. Buna sinovial zar diyoruz arkadaşlar. Sinovial zar. Yani eklem zarı. Eklem zarı. Bunun içerisinde ise bir sıvı vardır. İşte şu maviyle boyadığım kısım. Bu sıvıya da sinovial sıvı diyoruz. Sinovial sıvı. Yani eklem sıvısı. Peki ne işe yarıyor bu eklem sıvısı? Arkadaşlar bu sıvı kemiklerin birbirine değmemesine sebep oluyor. Yani kemikler birbirine değdiğinde tabii ki biz büyük acılar hissedeceğiz. İşte bu acıyı hissetmememiz için, eklemin kolaylıkla hareket edebilmesi için bu sıvı bulunur. Mesela hani parmaklarımızı böyle çatırdatıyoruz ya, işte aslında orada çatırdattığımızda çıkaran ses eklemin hareketidir. İşte sıvının hareketidir arkadaşlar. Sıvı hareket ettiği için o sesler çıkıyor. Bizim nerelerimizde bulunuyor peki bu eklem? Parmak eklemlerimiz, bilek eklemimiz, daha sonra diz, dirsek eklemimiz, yine omzumuzun gövdemize bağlandığı kısımda, kalçamızın arkadaşlar gövdemize bağlandığı kısımda bulunan eklemdir. O zaman oynar eklem için şunu yazabiliriz. Kol ve bacaklarda bulunan eklemdir. Ya da kol, bacak ve el ve ayaklarda bulunan eklemdir. Dediğim gibi eğer ki rahatça oynatabiliyorsanız o nedir? Tam oynar veya oynar eklemdir arkadaşlar. Evet, eklemimizin yapısı bu şekilde. Bununla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim ikinci eklemimize. Yarı oynar eklem. Arkadaşlar burada hareket sınırlı olacak yarı oynar eklemde. Şöyle yarı oynar eklem diyelim. Yarı oynar eklem. Şimdi yarı oynar eklemde böyle bir yapı yok. Bu yapı sadece oynar ekleme özgüdür. Yarı oynar eklemde ise hareket sınırlıdır. Hani nasıl diyeyim ben size? Mesela omurlarımızın arasında bulunan eklemler arkadaşlar. Bunlar yarı oynar eklemlerdir. Mesela sırtınızı böyle geriye doğru yasladığınızda, geriye doğru kendinizi ittiğinizde biraz hani nasıl diyeyim size daha az böyle hareket ettirebilirsiniz. Öne doğru eğildiğinizde de aynı şekilde biraz daha yarı oynar şeklinde hareket ettirebilirsiniz. Bakın tamamen eğilmeden bahsetmiyorum. Tamamen eğilme, yani bakın şu şekilde durma olayı, bizim bu şekilde durma olayımız bacaklarımızdaki tam oynar eklemlerden kaynaklı. Ama sırtımızı düşündüğümüzde mesela burası bizim sırtımızsa biz bu sırtımızı yarım şekilde hareket ettirebiliyoruz. İşte burada omurlar arasında bulunan eklem yarı oynar eklemdir. O zaman şöyle diyelim. Tam olarak hareket ettiremediğimiz
Eklemdir. Eklemdir. Nerede bulunuyormuş? Omurlar arasında bulunur. Dediğim gibi yarı olarak kendimizi hareket ettirebiliyoruz yarı oynar eklemde. Bir de üçüncüsü oynamaz eklemimiz var. Üç, oynamaz eklem. Oynamaz eklem. Arkadaşlar oynamaz eklem ise hiçbir şekilde kıpırdama yok. Kemikler birbirine kaynaşmış şekilde hani bir arada bulunur. Oynamaz eklemde hareket yeteneği yoktur. O yüzden bunu yazalım bir. Hareket yeteneği yoktur. Peki nerelerde bulunuyor? Mesela kafatası kemiklerimizin arasında. Yine yüz kemiklerimizde arkadaşlar arasında. Çene hariç tabii ki. Bu arada alt çene kemiği acaba alt çene eklemi hangi ekleme girer? Bir düşünün bakalım. Rahatlıkla hareket ettirebiliyor muyuz? Evet. O zaman alt çene eklemini nereye yazacağız? Oynar ekleme. O zaman şuraya ekleyelim. Alt çene eklemi oynar eklemdir. Oynar eklemdir. Evet, bundan da örnek verelim. Oynamaz eklemde o zaman ne yazalım? Kafatası kemikleri arasındaki eklemdir. Mesela ben size kafatasını şöyle bir göstereyim kemiklerini. Bakın arkadaşlar şöyledir. Kemikler düzensiz şekildedir zaten ve bir araya geldiklerinde bu şekilde gelirler bir araya. Şöyle bir şekil olur. İşte şu aralarında bulunan yapılar oynamaz eklemdir bunlar. Oynamaz eklem. Hatta beyin ameliyatları yapıldığı zaman bu eklemlerden matkap yardımıyla işte bu tıpçıların kullandığı, doktorların kullandığı matkaplar vardır. Bunun yardımıyla bu eklemlerden açılır ve beyne o şekilde ulaşılır. Burada oynamaz eklem bulunur. Evet, eklemlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeyim. Hani bu notları ben Instagram adresimde paylaşıyorum. Videoların altına da linkini paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz Instagram adresimi. Hani videoyu izlerken yazmaya çalışmayın. Ben yazarken siz de yazabilirsiniz aslında. Bu daha iyi bir öğrenme sağlar. Ama tekrardan izleyip hani yeniden yazayım diye veya videoyu durdurayım öyle yazayım diye vakit kaybetmeyin. Instagram adresimden bu notları bulabilirsiniz. Ayrıca konular bittikten sonra mutlaka soru çözümü yapın ki ben zaten örnek sorular çözüyorum her konunun sonunda. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka soru çözümü yapın. Bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki videoda artık kasları geçeceğiz. Kas çeşitlerini, kas kasılmasını anlatacağız arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.